Şimdiki konumuz zaman çizelgesi arkadaşlar. Eğer sizde zaman çizelgesi yoksa, görünmüyorsa ya Workspace, bunu yapabilirsiniz birinci işlem olarak. Windows Workspace Recent Essentials yapın veya Windows Timeline. Şurada görünene göre benim zaman çizelgem şu anda görünüyor. Şu anda benim sahnemde. Zaman çizelgesine baktığımızda burada iki şey göreceğiz. Birincisi Timeline, diğeri de Output. Şu an Output bizim konumuzun dışında. Zaman çizelgesini böyle sırasıyla inceleyelim arkadaşlar. Neyimiz var, neyimiz yok bir görelim. Bunun için ben biraz daha böyle zaman çizelgesini ortaya bir noktaya getiriyorum. Biraz büyütüyorum. Arkadaşlar burada şu düğmeye bastığınızda sadece aktif olan katmanı göster diyor. Şimdi şu an aktif olan bu. Bastığın zaman diğer bütün katmanları kaybediyor. Sana biraz daha rahat bir çalışma alanı sergiliyor. Bunun olayı bu. Buraya baktığımız zaman burada ne diyor? Diyor ki yeni bir katman ekle. Bu da bize yeni birer katman ekle. Katmanı çift tıkladığımız zaman adını değiştirebiliyoruz. Bütün bu özellikleri tek tek inceleyeceğiz. Katmanın adını değiştirebiliyoruz. Ve doğru olan da katmanımızın adını değiştirmektir. Ama sembole çevirip Ctrl Shift D ile katmanlara ayırdığınızda o sembolün adını otomatik katmanlara verdiği için de ben çoğunlukla böyle otomatik değiştiriyorum. Yani şunu silebiliyoruz. Silgiyle, bu çöp kutusuyla katmanımızı silebiliyoruz. Şuraya geliyoruz. Sırasıyla şeyleri size anlatmak istiyorum artık. Şu özellikleri. Sahnemi tekrar bir griye döndürüyorum. Bembeyazda çalışmak biraz rahatsız edici olabilir. Şimdi buraya bir kare çizdim bu katmanıma. Şimdi bunun altında bunu taşmayacak şekilde bir daire yerleştirmek. Tamam mı? Benim amacım bu. Ama onun altına gelecek. Bunu kapattığım zaman yerini tam olarak hatırlamayabilirim. Kapatmıyorum. Bu yüzden şu düğmeye basıyorum. Tamam mı? Bunu animasyon yaparken, kare kare animasyon yaparken bu çok işe yarayacak. Şu düğme. Şu düğmeye bastım. İşte onun ne bileyim belki yarısına gelecek bir daire çizelim diyelim. Altına demedim de böyle yarısı altta, yarısı işte böyle bir daire çizdim. Ondan sonra bunu açabilirim. Bunun özelliği bu. Yani outline modunda göz. Bu göz zaten böyle gayet kendini açıklayıcı bir sembolü var. Göz. Aç kapat gösterir veya göstermezse katmanı. Gözün buradaki işlevi o. Bu kilit dediğim gibi bu da kendini gayet iyi açıklıyor. Kontrol kilide bastığın zaman hepsini birden işte buraya kontrol kilide bastığın zaman hepsini birden. Buraya bastığın zaman hepsini birden. İşte lock yapıyor vesaire. Bunun da özelliği bu. Bunlar gelişmiş katman özellikleridir. Bunları animasyon anlatırken daha detaylı anlatacağım. Kameradan sonra anlatmam lazım bunları. Şunu tıklayınca gelişmiş katmana geçiyorsun zaten. Bu 3 özellik 2007'den sonra sanırım 2008'den sonra Animatisi eklendi. Çok üçü de çok büyük, çok olağanüstü gelişmeler. Animatisi için çok böyle özellikle animasyon alanında geliştiren şahane özellikler. Bunları da bu zaman çizelgesini iyice anlattıktan sonra bunlara da değineceğim. Şimdi şu kenara geliyoruz. Burada öncelikle böyle hepsini seçip 50'ye kadar F5'e basıyor. F5'e basmak demek, bu yani 50'ye gelip F5'e basmak demek, bunu 50 kare boyunca zaman çizelgesini işlevsel hale getirmek. Yani burada benim yaptığım şey 50 karede zaman çizelgesi artık işler duruma geldi. Bu menüyü inceliyoruz arkadaşlar. Şöyle üstünde biraz durduğunuz zaman menüde 3 özellik göreceksiniz. Keyframe, blank keyframe, frame. Altta da auto keyframe diyor. Şimdilik auto keyframe'e gelmeyelim. Keyframe dediğin olay bunu yapıyor. Geldik
buraya şey frame yapıyor. Yeni bir frame yapıyor. Bakın buradan buraya benim karem duruyor. Burada şey frame bu kamera şeyindeyiz. Kamerayı siliyorum ben. Geldim buraya. Şey frame yaptım. Buradan itibaren buraya götürüyorum. Bakın şey boyunca duruyor. Burada gitti. Burada gitti. Yani burada keyframe hareketin yönünü değiştiren karedir. Kalktım. İki keyframe var. Birincisi oturduğum zaman, ikincisi ayakta olduğum zaman. Gittim keyframe, eğildim keyframe, çöpü aldım keyframe, çöp tenekesine attım keyframe. Yani hareketin yönünü belirleyen karelere anahtar kare diyoruz. Bu aradaki boşluklar arkadaşlar, bunlar ikiz karedir. Yani bu kare kendini burada tekrarlıyor. Buna mesela burada bir anahtar kare de ekliyoruz. Geldik buraya. Bundan sonra ne dedik? Bir tane de ekledik. Geldik buraya. Şunun üstünde duruyoruz. Blank keyframe diyoruz. Buraya boşluk geliyor. Bakın bu artık kayboldu. Blank boş demek. Buraya boş kare. Artık bu görünmeyecek ekranda. Bu noktada şunu biraz daha uzatalım. Artık görünmeyecek. Diğer benim karem frame'dir. Bakın bunu eklediğim zaman buna kare ekliyor. Bu boş olarak devam edecek. Yani sarı görünecek ama diğer kare boş olarak devam edecek. Eğer sarı zaten varsa frame eklede, yani F5 ile frame ekliyoruz. F7 ile boş frame ekliyoruz. F6 ile keyframe ekliyoruz. Bunları çok iyi ezberleyelim arkadaşlar. Bu animasyon yaparken sürekli artık böyle sizin böyle içgüdüsel olarak sürekli basacağınız, yerini ezberleyeceğiniz kareler olacak. F5 frame ekle, F6 keyframe ekle, F7 boş kare ekledir. Bu auto keyframe'de eğer basılıysa ismi üstünde kendini zaten açıklıyor. Otomatik keyframe yapıyor. Yani sen bunu hareket ettirdiğin zaman kendi otomatikmen anahtar kare ekleyecek. Şu an bu özellik var ama bu diğer animasyon programlarında da var ama işin doğrusu Animate'de çok işe yaramıyor. Yani auto keyframe zaten son 1-2 yıldır eklenmiş bir özellik. Çok öyle aham şaham bir şey değil. Animasyoncuların yaptığı ünlü seken topu yapalım. Değil mi? Animasyonun ilk dersidir. Seken bir top yapmak. Bir top yapmakla başlayalım. Basketbol topu yapalım. Biraz daha belki entel mi görünürüz? Ne dersiniz? Şunu bir buraya getirdik. Bir de option'la sürüklediğim zaman kopyalıyor. Şurayı seçip sildiğim zaman valla oluyor. Basketbol mu? Tenis mi? Çok anlamadım ama şu çizgileri de böyle seçip Convert to Shape yaptığın zaman çizgiden şekle dönüşüyor. Bunu bir daha böyle bir koyu rengini yapalım bunun. Evet, B'den seçtiğimizde koyulaştırıyor demiştik. B Brightness. Bu kova kapatıyoruz bu boşluk. Böyle bir top yaptık. Bunu önce ben kontrol grupla bir gruba döndürüyorum. Sonra kıymetli arkadaşlar topumu Convert to Symbol yapalım. Ne yapalım? Basketbol yazdık buna. Bir grafik de olabilir bu durumda, bizim bu durumumuzda. Şey de olabilir, movie clip de olabilir. Biz böyle bunu grafik bir sembole döndürelim. Frame by frame animasyon, böyle kare kare çizdiğin animasyon. Bu ne demek? Mesela ben geldim burada, bu seçili F6'ya... zaman çizelgesini hepsi seçti. F6'ya bastım, zaman çizelgesini seçili olmasın. F6'ya bastım, ikinci kareye geçti. Şuraya geldim, bakın. Amacım bu topu hareket et. F6'ya bastım. Şuraya geldi. F6'ya bastım. Bu olmayacak. Ctrl Z. Şimdi bu zaman çizelgesinin tamamı seçili olunca F6'ya basınca hepsini F6 yapıyor. Ona dikkat. F6 böyle. Bakın böylelikle benim topum hareket etmeye başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki ben mesela şu anda geldim. F6 yaptım. Şimdi ben öncekinin yeri burası. Bunu biliyorum. Öncekini de gösterecek bir sistem var mı bu zaman? Hani ben öncekini de görmek istiyorum. Ben sadece bunu görmek istemiyorum. Öncekinin yerine göre ben ayarlama yapacağım. Burada Onion Skin diye bir şey var. Bu ismi üstünde böyle soğan zarı gibi böyle bir şey. Yani topumuzun hareket alanı bu. Bakın mesela diyelim ki bunun bir öncesini de yapalım. Bir de F6 yaptım. Bunu böyle yaptım. Bakın topum böyle. Bu gelecek kare. Bunlar geçmiş kareler. Yani bu sayede böyle mesela yürüyen adam çiziyorum adım adım. Önceki kareyi görerek ona göre davranabilirim. Bu Onion Skin
o işe yarıyor arkadaşlar. Bu özelliğe dikkat. Multiple frame. Edit multiple frame. Mesela multiple biliyorsunuz birçok demek değil mi? Bu katmanların hepsini aynı anda değiştirmek istiyorum. Buna dikkat arkadaşlar. Edit multiple yapıyorum. Bu 12'sini kapattım. Bu hepsi görünmeye başladı. Hepsini seçip Ctrl B yapıp hepsini aynı anda yeşile çevirebilirim. Tamam mı? Hepsini aynı anda. Bunu kapatıyorum. Sadece bu görünüyor. İşte bazılarını yapmışım, bazılarını yapamam. Edit multiple o seçtiğin alandaki bütün karelerdeki o nesnede herhangi bir düzenleme yapmamıza imkan sağlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ctrl Z ile bunları geri alıyorum. Evet arkadaşlar kare şurası şu an sembol müyüz? Evet şu an sembol. Şuraya geldim F6. Bakın bu arayı seçtikten sonra şurası artık benim için görünmeye başladı. Daha önce işlek değildi. Şu an artık bunu seçtikten sonra bu bana görünmeye başladı. Aktif hale geldi. Buna bastığım zaman ne yaptı? Bunu klasik twin'e çevirdi. Bu arada buraya kaldırayım. Bir F6 yapmam lazım önce. F6 ile bir anahtar kare ekledim. Buraya getirdim. Şuraya getirdim. F6 ile anahtar kare buraya getirdim. Veya az önce demiştik auto keyframe yaparız. Otomatik getiririz. Şimdi böyle yaptıktan sonra ne oluyor? Böyle hareket ettirmeye başlıyor. Klasik twin. Gördünüz mü? Aralara boşlukları dolduruyor. Bu center keyframe diyor. Bu loop diyor. Hareketlendirmede bunu göreceğiz tekrar. Onu ayrıca anlatmaya gerek yok. Burada ilerle. Burada en başa gel, bir geriye gel, bu da bir ileriye gel. Arkadaşlar yeri gelmişken bir ilerle bir gerinin kısa yollarını siz çok kullanacağınız için söyleyeyim. Ezberleyelim. Nokta ve virgül. Noktaya bastığında bir ileriye gider, virgüle bastığında bir geri. Bunu ezberleyelim. Tekrar hatırlatıyorum. Kısa yol, ileri, nokta, kısa yol, geri. Virgül. Zaman çizelgesiyle ilgili bilmemiz gereken bu son kısım var. Bu zaman çizelgesini reset yap. Bu da büyük küçük. Yani daha büyük daha küçük gösteriyor. Bu da gördüğünüz gibi tamamen görselde gördüğünüz şeyi yapıyor. Şu ızgarayı tanıyalım. Burada lock timeline var. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Bunu böyle kilitlediğiniz zaman ikide bir gidip gelmiyor. Yani zaman çizelgesiyle çalışıyorsanız onu kilitleyip çalışmak bazı yararlı olabilir. Bu bilginin faydası var. Diğerleri zaten unlock, close. Hepsi kendini gayet iyi açıklıyor. Böyle ekstra fazla bilmemiz gereken bir şey yok. Bu modlarıdır. Böyle uzun, kısa, büyük göstermek için. Genellikle ben short modunda çalışıyorum. Size de öneririm. Burası, şimdi size bu ikisini açıklayacağım. Bunlar biraz ileri düzey. Burayı çok dikkat edin arkadaşlar. Hareketlendirme ile birlikte arkadaşlarımız hareket edelim dedi. Aynı anda birbiriyle hareket eden iki şey yapalım. Ha bir horse kartımız olsun. Bir de basketbol topumuz var şeyde. Bunları kütüphaneye atmışız. Ctrl Shift D yaptığımız zaman katmanlara ayrıldı. Bakın arkadaşlar katmanlara da ismini yazdırdı. Şimdi ben istiyorum ki mesela bir bunlarla böyle bir tren ilişkisi kuralım. Top hareket ettiği zaman bununla birlikte at da hareket. O küçülürse onunla küçülsün, o büyürse onunla büyüsün falan öyle şeyler istiyorum. Şimdi bu ne işimize yarar diye düşündünüz. Şu işe yarar. Mesela kolları parçaladık ya. Kol hareket ettiği zaman dirsek ve bu kolun alt kısmı ve el onlar birbirini takip ediyor. Mesela animasyon yaptığımız zaman onları mesela bacağı 3 parçaya bölüyoruz. En üsttekine 1 diyoruz. Ortadakine kaval kemiğine 2 diyoruz. Mesela topuğa da 3 diyoruz. Onları birbiriyle hareket ettirdiğimiz zaman o ilk şeyi hareket edersek diğeri devam edecek. Bunları biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdilik böyle giriş mahiyetinde bunu anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu topu birinci karede buradayken ikinci karede buraya getirmek istiyorum. İkinci kare dedim pardon düzeltiyorum. 50. karede yani 48 diyelim 24 kare üzerinde çalışıyoruz ya. Yani ikinci dakikada F5 ile bunları sildim.
İkinci dakikada benim topum burada olsun istiyorum. Yani birinci dakika, bir saniye özür dileyerek değiştiriyorum. Sahnenin başında topum sahnenin solundayken ikinci saniyede sonunda olsun. Şimdi buraya anahtar kare ekliyorduk. Neyle? F6 ile ekliyoruz. Ve buraya taşıdım. Bakın bu burada, bu burada. Ama herhangi bir twin işlemi olmadığı için bu atı kapatalım görünmesin. Herhangi bir twin işlemi olmadığı için öyle duruyor. Hepsini seçiyorum arkadaşlar. Burada bu bana görünüyor, aktif hale gelmeye başladı. Bunu tıklıyorum. Create Classic Twin, Create Motion Twin, Create Shape Twin var. Üçünü de tek tek anlatacağım. Şimdilik Classic Twin yapalım. Classic Twin yaptığımız zaman baktık ki kendiliğinden geliyor. Görüyor musunuz? Kendiliğinden geldi. Bu ortaya geldim. 24'e geldim. Tam ortada ben biraz havaya kalksın istiyorum. F6 yaptım. Ortada bunu kaldırdım. Bakın. Şimdi arkadaşlar bak, geldi ve indi. Bakın buraya gelip kalkmıyor. Arada bu twin bunu ikizliyor. Ona göre geliyor, böyle bir şekil şemal oluşuyor. Buraya gelmişken şimdi çok iç içe anlattığımı biliyorum. Ama işin doğrusu başka yolum da yok. Şimdi is in, is out diye iki kavram var. Is. Böyle aklınızda böyle kodlayın. Hız diye kodlayın. Hız. Hız in, is in, hız içeri girecek. Is out, hız dışarı çıkacak. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi mesela bir top, fizik öğretmeni değiliz. Öyle uzun uzadı gravite anlatmayacağız ama bir top aşağıdan yukarıya gittiği zaman zorlanarak yükselir. Aşağı indiği zaman daha bir hızlanır. Yukarı doğru is out, aşağı doğru is in. Yani daha böyle şey üzerinden anlatalım arkadaşlar. Şimdi onion skin de anlatmıştık. Şimdi şöyle bakın. Yani bu kareler arasındaki bu zaman şu anda eşit ilerliyor. Ama aslında yukarı çıktığı zaman o boşluklar biraz daha artmalı. Aşağı indiğinde daha hızlı olmalı. Anlatabiliyor muyum? Is in, is out bu demek. Şimdi bunu otomatikmen yapan bir özelliğimiz var burada. Bu properties'i açıyoruz. Bunu seçtikten sonra bakın. Bunu seçtiysen bu kareyle bu karenin arasını seçmişsin. Bu anahtar kareyle bu anahtar. Bu klasik is diyor ya. Geldik buraya. Is oluşturdur. Burada is out diyecektik buna değil mi? Is out. Çünkü daha böyle zorlanarak yükselmesi gerekiyor. Is out quad seçtik. Buraya geldik. Buraya da klasik is'den is in quad seçtik. Quad and out mu dedik? Burada in yapmadık mı? Evet. Is in olmalıydı. Haklısınız. Is in quad'ı da seçtikten sonra geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın yukarıda biraz zorlanacak. Daha hızlı gelecek. Bakın. Tekrarlıyorum. Yukarıda biraz zorlanacak, hızlı gelecek. Bunu her defasında ben yapmak istemiyorum. Ben bunu otomatikmen yapsın istiyorum. Bu loop ayarına geliyorum. Bunu getiriyorum. Loop yapacağım. Alanı seçiyorum. Seçtikçe yapacak. Tamam mı? Acaba hakikaten o araları açtı kapattı mı merak ediyorum. Bunun için de bu onion skin yapıyorum. Bakın onion skin yapıyorum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burada ara gittikçe kapanmış. Burada ara gittikçe açılmış. Gördük mü arkadaşlar? Topları görüyoruz ya, onion skin de bu işe yarıyor. Böyle hepsini bir arada böyle açıklamış gibi oldu. Bu böyle bu maddelerden anlamadığınız bir şey var mı? Hepsini anladınız mı? He? Anlıyorsanız yeterli. Yapmaya gelince yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar tekrarlayalım. Bakın klasik kare eklemeyi öğrendik. Anahtar kare eklemeyi öğrendik. Boş kare eklemeyi öğrendik. Bunları neyle öğrendik? F5, F6, F7 ile öğrendik. Klasik twin yapmayı öğrendik. Bunu onion skin ile İz eklemeyi öğrendik. Onion skin ile takip etmeyi öğrendik. Loop yapmayı öğrendik. Edit multiple frame'i öğrendik. Bayağı bir şey öğrenmişiz böyle baktığın zaman. Şimdi arkadaşlar anlamadıysanız da sıkıntı yapmayın. Notları ben dağıtacağım size. Devam edelim. Kıymetli arkadaşlar devam edelim. Bu bizim arkada bir atımız vardı. Bunu biraz küçültelim.
Ctrl Alt S ile bastığımız zaman şuraya bir sayı yazdığımız zaman küçültüyorduk. Yani bu sürekli lazım olacak bir kısa yol. Bunu takip edelim. Bu burada dursun ve takip etsin istiyoruz biz de topu takip etsin istiyoruz. Bunun içinde bu parent. Parent arkadaşlar anne baba demek İngilizce'de. Parent child ilişkisi, ebeveyn çocuk ilişkisi gibi diyelim. Yani çocuk kendi başına hareket eder ama ebeveynin her hareketi çocuğu etkiler. Burada anahtar durum budur. At istediği gibi hareket edebilir ama top burada atı yönlendirir. Bu bağlantıyı şöyle kuruyoruz. Biraz tuhaf bir bağlantıdır. Şöyle geldik. Şunu tutup buraya eklediğin zaman bunun bakın burada bir şey oldu mu? Olmadı. Önce child'ı tutuyoruz. Child'ı ekliyoruz. Koparmayı da öğrenmemiz lazım. Bu parent koparmayı başarmak biraz zor oluyor. Ben biraz zor öğrendiğim için önce ilişkiyi koparmayı anlatacağım. Sağ tıklıyorsun buraya. Pardon, buraya gelip tıklıyorsun. Tam bu şeyin üstüne. Tam bu bağlantıya yapıyorsun. Remove parent diyorsun. Gidiyor. Yeşili aldık. Buraya bağladık. Şimdi bu böyle oldu. Arkadaşlar bu arada şurada bir nokta göründü. Şunu işaretleyelim ki mesela bu ana böyle main parent yaptığımızda işaretleyelim ki mesela birkaç tane katman yaptığımızda bu gözümüz sürekli buna gelsin. Önemli olanın altını çiziyor bu. Bunun işlevi o. Önemli olanın altını çiziyor. Şimdi böyle hareket ettirdiğimizde hatta bununla hareket ediyor. Şuraya geldiğimizde arkadaşlar topu biraz büyütmek istiyoruz. Top büyüsün istiyoruz. Ctrl Alt S 125 yapalım. Biraz büyüsün. Evet. Bakalım bununla birlikte büyüyor mu? O da büyüdü. Dikkat ederseniz o da bununla birlikte büyüyor. Her şekilde onunla birlikte hareket ediyor. Klasik twin. Özetle bu. You don't know what you don't know. İnsan ne bilmediğini bilmez. Burada ne olduğunu bilmez. Önce bir ne var? Burada bu var. Önce size hiçbir şey bilmediğinizi anlatmaya çalışıyorum. Şaka bir yana. İçinde ne var önce bilin, sonra ben hocam bunu yapamıyorum diye benden yardım isteyin. Şu anda amacımız o. Yani o yüzden hoşgörünüze sığınarak bir çırpıda anlatacağım. Sonra biz adım adım tekrar yap. Bunların hepsini defalarca yapacağız. Zaten başka türlü öğrenme yolu yok. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu önce bir kopardık. Onu tıklıyorum. Remove parent biraz zordu. Yani önce bir onları bilin ki yani zor olduğunu bilsen dikkat ederek tıklarsın. Yani onun için anlat. Şimdi yeşili tuttum. Horse card'ı aldım. Bakın geldim üstüne böyle tıkladım. Tıkladığımda bir el görünecek. El göründüğü anda ben tutmuşum demek. Getirdim. Buna yapıştırdım. Onu üstüne bağladım. Yani bu sistem şeyde de var. Hani After Effect'te de var. Hiç merak etmeyin. Uzun uzun anlatacağım bunları. Parent. Önce soyadını tutmamız gerekiyor. Evet evet. Önce buna seçiyor. Şimdi arkadaşlar bu klasik twin'i uzaklaştırmanın yolu. Şimdi arkadaşlar böyle araç kullanmak gibidir. Yani araç kullanmayı önce arabayı durdurmayı öğrenmekle başlarız değil mi? Burada da önce uzaklaştırma, silmeyi öğrenerek başlıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Shift F6 yaptığımız zaman bütün anahtar kareleri sildi. Sağ tıklıyoruz. Remove klasik twin yaptığımız zaman klasik twin'i sildi. Burada remove parent eski hale geri geldi. Bu parent'ın yanında layer depth diye bir şey var. Herkes bir onu tıklasın. Ekranda sizin de iki nesneniz olsun. Şimdi bakın iki nesne, biri arkada biri önde olsun. Horse card arkada, benim top önde. Arkadakini tıklıyorum, buraya geldim. Şu üstteki böyle açı gibi ok çıkıyor ya onu tıklıyorum. Geliyorum buraya arkadaşlar, bunu hareket ettiriyorum. Bakın önünden arkasına geçtim. Dikkat ediyor musunuz? Bu katman arkada olması gerekirken öne geçti. Dikkat ettiniz mi? Layer depth. Yani katmanın derinliğini. Bu böyle bütün animasyonu toparladığınızda lazım olacak size. Mesela diyelim ki kovanın etrafında dönen bir arı yapıyorsun. Dünyanın etrafında dönen ay yapıyorsun. İşte arkasında kaybolacağı zaman bu ayarla yapabiliyorsun arkadaşlar. Zaman çizelgesinin şu kısmına geliyoruz arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. İzleyelim arkadaşlar. Bakın zaman çizelgesinin şurasında sağ tıklarsanız başka bir menü çıkar. Buradan sağ tıklarsanız başka bir menü çıkar. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada diyor ki göster ve
Kilidi kaldır, kilitle, sakla, yeni bir böyle bir sürü şey var. Bunlar hepsi zaten kendi kendini açıklıyor. Hepsini biliyorsunuzdur. Burada 3 önemli madde var bilmemiz gereken. Duplicate layers. Bu aynı katmandan bir kopya daha yapıyor sana. Duplicate layers. Merge layers. Onun tam tersini yapıyor. İki katmanı birbirine katıyor. Karıştırıyor. Merge animate. Çok güzel bir şey. İnsanın işini kolaylaştırıyor. Mesela bir sürü katmanı sonra o katmanı sembole dönüştürecekseniz bu ikisini seçiyorsunuz. İkisini seçiyorsunuz. Convert layers to symbol diyorsunuz. İkisini bir sembole dönüştürüyor. Evet, bu çok güzel bir özellik. Yani yeni geldi. Bunu kim düşündüyse Allah razı olsun diyorum. Şuradan dualarımı tekrar gönderiyorum. Çok zordu. Bu da böyle bir özelliği. Buradan devam ediyoruz. Bu guide şöyle, guide şudur arkadaşlar. Bunu da yine ezberleyelim lütfen. Bu çok önemli. Mesela ben buraya bir şey çizdim. Bir resim indirdim. Ben onu geri silmek istemiyorum. Ama render yaparken de sonuç render çıktı demek. Çıktı alırken de renderde görüntüsü de istemiyorum. Ben mesela bu at hep burada dursun ama görüntüsü de istemiyorum. O zaman geliyorum buraya, sağ tıklıyorum, guide yapıyorum. Bu guide yaptığımız zaman görünmeyecek. Bakın kısa bir ön izleme alalım. Görünmüyor. Yok. Ama orada duracak. Mesela bazen özellikle ben mesela bunu nerede yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kuyruk sallama hayvanlarda. Onun bir kılavuzu var. Onu ben özel olarak anlatacağım size, şey yapmayın. Onun kılavuzu var. Onu ezberlemek çok zor. Ben onu tutuyorum. Orada kılavuz yapıyorum. Kalıyor. Sonra lazım olduğunda gidiyorum oradan iniyorum. Mesela tilki kuyruğu yaptım. Sonra köpek kuyruğu yapacağım. Gidiyorum o kılavuzu oradan indiriyorum. Köpeği siliyorum. Üstüne tekrar çiziyorum. Köpek kuyruğu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o kılavuz lazım oluyor. İsmi üstünde gayet. Kılavuz silinir mi değil mi? Mesela bizim kılavuzlarımız. Mesela sınıf öğretmenimiz hiç zihninden silinir mi? Silinmez. İşte öyle hani akılda kalsın diye böyle. Şimdi bunun gayetini çıkardık ortadan. Hayır. Bu katman burada duruyor ama görünmüyor. Silmiyorsun yani. Bak hareketi karıştırma boş ver. Bu katman var ya. Katman duruyor burada. Ama çıktı da görünmüyor. Nerede kullanılır onun için anlatıyorum. Ben o kuyruk mesela animasyon referansları var. Mesela yürüyen adam referansları var. Kuyruk sallama referansı var. Bayrak dalgalanması referansı var. Şimdi o referanslar mesela animation references diye girdiğin zaman bir sürü şey görür. Mesela onlardan birini ben indiriyorum. Import yapıyorum. Katmana getiriyorum. Katmanı guide yapıyorum. Tamam mı? O guide yaptıktan sonra o artık render yaptığın zaman görünmeyecek. Ama burada bana görünüyor. Evet, bu da son zamanlarda eklenen bir özellik. Hani flash döneminde yoktu en azından. Öyle diyelim. Evet, bu mesela ben şeyde kullandım. Mesela arı kovanın etrafında dönüyor ya. Onda kullandım. Bir noktada arkasına giriyor ya. Öyle yani. Eskiden maske yapıyordum yani. Hala bazen maske yapabilirsin. Maskeyi de anlatacağım. Şimdi arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Burada Add Classic Motion Guide var. Bu böyle hayat kurtaran, böyle devrim bir özelliğinde bir şey. Bir özellik. Şimdi buna gelelim. Şu ben horse'u siliyorum. Buna Add Classic Motion Guide yaptım. Burada bir boş bir katman çıktı. Burada guide, basketbol vesaire yazıyor. Arkadaşlar buraya dikkat. Şimdi öncelikle top olan katmanımı kilitledim. Sonra geldim buraya. Şurada Shift Y ile ben kurşun kalemi seçtim. Burada bir kılavuz çizeceğim. Böyle kalın bir şey yapayım. Bir çizgi, stroke, altı da. Altı gayet şey ama tabii rengimizi kırmızı belirleyelim ki görünsün. Çizgimiz görünsün. Böyle bir şey çizdim. Motion Guide çizdim. Gördünüz mü? Bunu çizmekteki amacım şu arkadaşlar. Bunu şey takip etsin istiyorum. Top bu çizgiyi takip edecek. Böyle gidip gelecek. Yani bu artık bir top değil de mesela aslında top ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Kelebek yapalım. Şu an biraz daha böyle bir kelebek yapalım. Kelebeği burada devam ettirelim. Şu topu sembolü bozmayıp kelebeğe dönüştürelim. Bu arada başka bir özellik de ekleyelim. Yani bu sembol olduğu gibi dursun. Ama bu kelebek olsun. Şöyle sağ tıklayıp duplicate sembol yapalım. Duplicate yaptık. Buna
Butterfly yazdık. İçine girdik. Arkadaşlar yeni bir katman ekleyip bunu sildim. Tamam mı? Şu an boş duruyor. Bir kelebek yapacağız biz burada. Yine Shift Y ile ben kalemimi aldım. Böyle çok hızlı bir kelebek yaptım böyle. Kelebek kanadı. Bir tane yapın arkadaşlar. İki tane yapmayın. Burada artık birlikte yapalım. Siz de fazla kaçırın istemem. Şöyle noktalar yapalım. Evet, bunun içine de böyle şöyle bir renkle boyadık. Kelebeğimiz oldu. Arkadaşlar şunu convert to symbol yapalım. Bunu ben movie clip yapayım şeyin içinde. Movie clip. Wing yazalım. Kanat olsun. Sonra sağ tıklıyorum. Duplicate layers yapıyorum. Bunu tıklıyorum. Transform menüsünü açıyorum. Flip horizontal yapıyorum. Sonra ikisini birden tıklayıp Ctrl Shift D yapıyorum. Wing wing yazmış olsun her iki tarafa da. İsmi de görünsün istiyorum. Şuraya daha böyle belirgin bir renkle, mesela kahverengi olabilir. Evet, kahverenginin bir tonuyla ya da turuncu daha eğlenceli ya. Kahverengi de sıkıcı olur. Şöyle bir gövde yapayım. Bu gövdeye F8 ile torso yazdık biz burada. Bunu da gövde yaptık. Ctrl Shift D ile ismi görüntün diye getirdik buraya. Şimdi arkadaşlar bunu kanat çırpan bir animasyona çevirmek istiyoruz. Torsoyu ben kilitledim. Torsoyla benim işim yok. Çünkü o yerinde duracak. Buraya önce bir F5 yaptım. Kare ekle yaptık. Sonra şu ikisini arkadaşlar F6 yaptım. Anahtar kare ekledim. Bakın bunun aynısını tekrarladım buraya. Sonra şu ortaya geldim. Üçüncü karede bir F6 daha yaptım. Anahtar kare ekledim. Niye önce sondan ekledim? Çünkü loop yapmak istiyorum. Önce bir başladığım noktaya geri dönmek. Sonra geldim, bunları kanada dönüştüreceğim. Arkadaşlar free transform Q. Tıkladığın zaman bir nokta görünecek. O noktayı bu ortaya aldım. Ortada geldim. Şöyle kanadı şöyle çektim. Aynı şeyi bunun içinde yapıyorum. Kanadı çektim, böyle yaptım. Bu üçü arkadaşlar keyframe. Anahtar frame. Kanadın hareketinin yönünü belir. Bir de twin var. Ara frame. Bunu elle yapacağız arkadaşlar. Bakın şuraya getirdim. F6 dedim. Bunu aslında şeyle yapabiliriz. Klasik de yapabiliriz. Bunu bilerek elle yapıyoruz. Şeyi kullanmak için. Şunu kullanmak için. Onion skin. Tamam mı? Bak. Onion skin sayesinde bu başı, bu da sonu görüyoruz. Ortasında bir noktaya getireceğiz. Gördünüz mü? Yani kanat bir böyle, bir böyle, bir böyle oldu. Şimdi bunu yaptık. Onion skin'i kapattık. Şuraya geliyoruz. F6. Şimdi bunu ben yaptım. Tamam. Bunu getirmek istemiyorsan alt tıklayıp böyle yapabilirsin. Yani şeyle oynamana gerek yok. Şunu şu an göz kararı yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu karede bunun aynısı olacağı için buna dikkat, bu çok işinize yarayacak. Bunun aynısı olacağı için iki kareyi seçtim. Alt tıkladım. Bunu böyle buraya taşıdım. Bir daha yapmaya gerek yok. Tamam mı? Veya bir yol daha öğreteceğim. Shift F5 yaptığım zaman hepsini sildi. Veya arkadaşlar şimdi bu geldi. 1, 2, 3. Ben tersine yapmak istiyorum. 3 tane yapacağım. Bunun tersi olsun diye. 3'ünü tekrar işaretledim. Option kopyaladım buraya. Sonra bunu sağ tıkladım. Reverse frame diye bir şey olacak burada. Reverse frame. Bu 1, 2, 3'ü 3, 2, 1 yap. Bakalım olmuş mu? Hakikaten olmuş. Şuraya F5 ile bunu uzatıyoruz. Şey görünsün diye. Bakın. Şimdi bu sembolden çıkabilirim. Şimdi ilerletiyoruz. Kelebeğimiz gayet canlı bir biçimde kana çırpıyor. Ne güzel. Şimdi arkadaşlar Ctrl, Option, S ile bunu %50 küçültelim. Bu biraz büyük oldu. Bakın böyle döndürüyorum bunu. Bu yeri gelmişken şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu orta noktası bakın bu defa buraya geldi. Free Transform'lar. Biraz büyütüyorum. Bakın orta noktası burada. Burada artı var. Q'ye bastım da burada. Bunun burada olmasının nedeni şuraya geldiğimde şu şurada. Bakın bir daha önce kullandığım şeydendir. Grafik semboldendir. Bunun yerini değiştirmek istiyorsanız bazı durumlar var ki ihtiyacınız olacak. Bunun yerini değiştirmek istiyorsanız bunu hepsini seçip multiple frame'i seçelim. Hepsini seçip böyle yaptık. Hepsini seçip şu ortaya aldığınızda bu ortasında olacak. Bu çapa noktası bu. Hareket ederken onun merkezini orada alıyor. Bunu öğrenmekte fayda var. Bu
bize lazım olacak. Birkaç özelliği bir arada kullandık. Tekrar bunu kilitledik. Başladığımız noktaya geri döndük. Şuraya bir kılavuz çizgi çiziyorum. Buraya bizim kelebeğimiz bu çizgiyi hareketle geldi. Amacımız bu. Bu defa kılavuzu kilitleyip bunun kilidini açıyoruz. Getirdik. Birinci karemiz de burada olacak. Ama bunun şeye ilişmesi gerekiyor. Bu yüzden bu snapping modu açmak burada çok önemli arkadaşlar. Snapping guide. Açtığınız zaman bakın. Bu view snap'ini bir şey yapalım. Guide object yapalım. Object'te oldu. Guide'da değil de object'te oldu. Guide olarak görmüyor. Guide dediği şeydeki guide'dir. Pardon. Diğer guide. Snap'te object diyor. Bunu iliştirdik buraya. Biz burada en sonda burada diyoruz ki sahnenin dışında olsun. Bakın. Sahnenin dışından alalım. Sahnenin dışından başlasın. Sahnenin içine doğru gitsin istiyoruz. Bu çizgi biraz yamuk yumuk oldu. Bunu biraz ne yapıyorduk? Smoothing yapıyorduk. Bunu biraz yapalım. Burada da böyle büyüsün, dışarı çıksın. Şurada tekrar geri bunları kilitleyip buna geri dönüyoruz. Bu kilitleme işlemlerini yapın arkadaşlar. Geldik, bir de en sona geldik. En sonda da F6 yapıyoruz. Bunu buraya getiriyoruz. Snap oldu, ilişti. Tamam. Bu buradan buraya gelecek şimdi. Şimdi bunu önce bir klasik twin yapalım. Şunu seçip sağ tıklayıp create klasik twin yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu yeri gelmişken şurada 3 tane sahne var. Onu şey yapmıştık. Onlara da bir değinelim. Şunlardan ortadaki normalde sahnede çıktı aldığımızda ne görünecekse onu gösteriyor. Evet, çok takip etmedi. Takip etmemesinin nedenleri var arkadaşlar. Onları kısaca bir özelliklere girerek anlatacağım. Şimdi şurayı seçtiğimiz zaman burada Properties'de özellikler var. Tamam mı? Snap diyor. Orient to pet diyor. Bu şeye göre yönü değişecek. Tamam mı? Bu şunu geri açalım. Şunu şu ayarları animasyonumuzu yaptıktan sonra yapacağız. Şuraya geliyoruz. Buraya bir şey daha koyduk. Mesela şuraya geldik. Şu anda en kestirme yolunda gidiyor. Koyduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi artık yavaş yavaş tanıdı. Şuraya geldik. Buraya bir F6 koyduk. Şunu biraz daha yönünü değiştirdik. Şu artık şunu gizleyelim. Şunu gizleyelim. Bu artık böyle uçup gidecek. Evet, yapalım. Ama daha sonra şu an tanıyorum. Tamam. Şimdi bakın bu çizgiye geldi ya. Bu katmanda buraya bir kare ekledim ben. Önce bakın çizgiyi sağ tıklayıp Add Classic Motion Guide. Şu an zaten olduğu için etkin değil görünüyor. Ondan sonra onun üzerine yapıyoruz. Yaptıkça mesela bu noktada ben büyütebilirim bunu. Bu giderek büyüyecek. Mesela yakınlaşıyor etkisi verir. Bu noktada küçültebilirim. Veya daha üstün özellikleri var. Bunların çok önemli. Şimdi şeyle oynayalım. Mesela manuel büyütmüyorum da bu şey yapalım. Bizim az önce bir genişletme şeyimiz vardı ya, tool'umuz. Hatırladınız mı? Şu. Şununla şunu büyüteyim. Geleyim buraya. Şunu buraya menüye ekledim. Geldim bunu arkadaşlar. Bunu biraz böyle genişletiyorum. Böyle biraz abartacağım size kolay görünsün diye ama ne oldu ki, yok şey yapamadım. Kalınlaştırdım, tamam mı? Şimdi bu arada ben bunları seçiyorum. Bakın şöyle seçiyorum ben bunları. Bu tarafı seçiyorum, o tarafı değil. Diyorum ki scale along the path. Bunu yaptığım zaman kelebek şeye göre büyüyüp küçülecek. Tabii bunun için önce bunları silmem gerekiyor. Ekledim ya, sadece o araya ekliyor. Şimdi ben şöyle yapayım arkadaşlar. Yeniden şey yapalım. Şöyle. F6 yaptım. Evet, şunu aldım. Şunu şuraya getirdim. Bakın şöyle. Şunu seçtim. Scale along the path yaptığım zaman ben ya, bu küçük bayağı küçük olacak. Şey bilerek hani belli olsun diye şey yaptım size. Bakın gördünüz mü?
5-10 katı ya, o kadar boyunca büyütüyor. Scale along the pet. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunu biraz, bu peti biraz küçültelim. Küçültelim biraz. 200 olmuş. Şimdi yapalım. Gördünüz mü? Büyüyor, küçülüyor. Biraz daha zoom yapalım. Görünüyor mu arkadaşlar? Büyüyor, küçülüyor ona göre. Şimdi daha eğlenceli bir şey var arkadaşlar. Şimdi mesela bunu seçtik. Rengini değiştirelim. Mesela buraya bu gradient'i ekleyelim çizgiye. Böyle rengarenk olsun. Bunu seçtik. Color along the path yapalım. Path yapalım. Bakın yolda rengini değiştirdik. Bu exotisod mudur nedir, böyle biyolojide bir konu var. Bunu yaparken çok işimize yaramıştı. Yani böyle hem küçülüp büyüyor hem şey yap. Onu belki şey bulursam o dosyayı getiririm, ben size göstereyim. Çok işimize yaramıyor. Evet, bir tane daha özelliğe bakıyoruz. Bu çok işimize yaramıyor. Snap, scale. Bunların hepsini yaptık arkadaşlar. Şunu seçip... Sayın hocam. Hocam, imzalarınızı attıktan sonra o başa uzatır mısınız? Siz de mi gidiyorsunuz? Ya bizim normalde bitiriş süremiz 6.30. İşte tam beklemiyoruz. 6.25 geçe falan. Müsait olduğunuz zaman çıkın. Gitmek istediğiniz zaman. Kimseye de zorla animate öğretilmez yani. Tamam hocam, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bunları versek mi? Why not? Gelişte de bunu biraz uğraşalım. Tamam.